bir süre sonra yazım çıkacak buralarda. Bir şey söyleyeyim şimdi size. Burada ben bir karikatür gördüm. Resmen diyor ya. Kaynana diyor ki ya kardeşim diyor, KPSS'ni falan halletmediysen, 75 almadıysan, kızının puanı da biliyor işte, damadın ne alması gerekiyor, kapıya gelme diyor. Bu puanın yoksa, ama size bir şey söyleyeyim, şuurumuz, bilinçaltımız maalesef kapitalistleşti. Bu öğrencilerde de var. Öğrencilerde de var. Neredeyse kimse beden eğitimci almayacak hale geldi. Biz bizeyiz. Bak, Recep dostum burada. Ya bunların kaderi mi kardeşim? Sportmen adam, jimnastik, fiziği iyi, kafası iyi, düzgün adam. Yok hocam, niye? Bu atanmaz. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Neyse, bunu da espri kabul ederim ama şiirin en ideolojik dizesi bana göre, sigortalı bir ilişe girmeden aşk olmuyor diyor. Ama ben sigortayı şöyle düşünüyorum. Sosyal bir faydası var ama ya bir adam pazarcılık yaparak da sigortasını mutlu olabilir ya. Var ya, benim gördüklerim var. Hayatla bağlantısı güçlü, emekle bağlantısı güçlü ama dünyayla, dünyalıklarla sigortası yok, adam mutlu. Hocam, kaç öğrencimiz var bizim? Şöyle bir şey söyleyeyim, toplumda sigorta bir genel bir takıntı bence. Ahmet Kaya yeni ünlü demeyelim de gazino, o zaman gazinolar varmış, gazinolarda çıkmaya başlamış. Bir iki program yapmış, abisi demiş ki, bakmış gazino ağzına kadar doluyor, her geçen günde artıyor, ya demiş abimi çağırayım. Şurayı bir görsün de benimle bir gururlansın. Çağırmış, salon hınca hınç dolu. Program bitmiş, abisinin yanına gitmiş. Tabii o takdir bekliyor. Abisi demiş, oğlum tezelden buraya bırak git sigortalı bir işe gir demiş. Takıntı yani, sigorta toplumda bence bir takıntı. Ya aslında modern toplumlar için iyi bir tekafül, eskideki adıyla. Peygamber döneminde de var tekafül. Sigorta peygamber döneminde de var. Yani o kadar da merkeze oturtmamak lazım. Sonuçta çağdaş bir toplumda yaşıyoruz. Ömür uzamış. 47'de padişahların ortalama ölümü 47. Şimdi Allah'a şükür Türklerin ölümü 60-65'i buldu. Tabii hocam. Dünya için iyi bir yaşam. Yani sigorta olsa ne olur, olmasa ne olur. Azrail geldiği zaman sigorta şeyim var. Yani Azrail geldi kapıya, dayandı. Şahin dedi ki sigortalı işe başlayamadım Azrail. Öyle bir şey yok. Azrail geldiği zaman kardeşim, bana göre en adaletli meleklerden de biri. Onu da her zaman söylüyorum ben. Hiç süper bir eşitlik var. Senin tırnak içinde dünyayla bağlantın kesildiği an keşfine ma ediyor. Sen alıp götürüyor. Fazla sıkıntıya da sokmuyor. Rızık kaygısı zaten Müslüman'da olmaz. Şimdi hocam sıradaki şair Arap bir şair. Nizar Kabbani. Bu şairin okuduğumuz şairlerde iki tane farkı var. Bir, diğer okuduğumuz şairlerin hepsi Türk'tü. Bu şair Arap ve de hayatta olmayan tek şair. Nizar Kabbani Şam'da doğmuş. Şam'da hukuk eğitimi yapmış. Suriye dışişlerinde uzun yıllar çalışmış. Bir anlaşamamazlık yüzünden hükümetlerle istifa etmiş. Bunu yeri gelmişken söyleyelim. Sanatçıların, yazarların fazla iktidarlarla arası ne olmaz? İyi olmaz. Ben kendimden örnek vereyim. İlk buraya başladım. Bir dekanımız var. Sayın dekanımız da hatırlar arkadaşımızı. Benim dosya geldi bu kadar. Böyle. Çağırdı bir gün beni, dedi ki hoca dedi, bu dosya dedi ağzına kadar dedi. Soruşturma dolu yani. 5 yıllık öğretmenim, yaklaşık içinde neredeyse 30'a yakın abartısı soruşturma var. Vatan yahu Silistre tiyatrosu oynadığım için soruşturma geçirdim. Olsun. Yani ben bu tip zikzakları hayatımızda keyif olduğunu düşünüyorum. Belki de bizi işte yazar çizer böyle tadında, değil mi Yavuz hocam? Bu muhalif tarafımızdır. Yoksa böyle iktidarlarla falan bütün vatandaşlarla uyumlu olsaydık, sosyal bir yalnız olmasaydık acizane bu gücümüz de olmaz diye düşünüyorum. Bir de bu Suriyeli Nizar Kabbani ile ilgili ben işe yeri gelmişim, bir şey söyleyeyim. Bazen öğrencilerimiz de Suriye yabancı falan diyor. Arkadaşlar, terimler yanlış kullanıyoruz. Bu coğrafya için Suriye yabancı değil. Arap yabancı değil. Komşularımız Kürt kardeşlerimiz yabancı değil. Türk kardeşlerimiz yabancı değil. Azeri kardeşlerimiz yabancı değil. Halil Edip'in çok güzel bir lafı var. Hükümetlerin düşmanı olabiliriz ama diyor, milletlerin, halkların düşmanı olamayız. Bu insanlar hepsi bizim insanımız. Allah göstermesin. Bugün Arap kardeşlerimizin başına gelenler bize gelse sıkıntı yaşarız. Gideceğimiz yer vallahi olmayabilir. Onun için biz büyük bir coğrafyayız. Ne olursan ol gel, herkese kapımız açık. Alevi, Sünni, Yahudi, Ermeni, Türk, Kürt, Arap. Nizar Kabbani böyle devrimci bir adam. Ve şiirlerinde de hep sürekli sıkıntı yaşamış. Esad'la, Esad'ın babasıyla. Zaten bunlar diktatörler. 67 yılında
bir yazı yazmış Beyrut'ta yayınlanan bir dergide. Dergi yazı tüm Arap dünyasında, bütün Arap ülkelerinde yasaklanmış ve ondan sonra Nizar Kaplan'ın hayatı büyük bir sıkıntıya girmiş. Yani en büyük sıkıntıyı o zaman yaşamış. Ondan sonra İngiltere'ye gitmiş. En son İngiltere'de vefat etmiş. Vasiyeti üzerine Suriye'ye gömülmüş. Kendisi de şu an Adonis'le beraber en büyük çağdaş Arap şairi kabul ediliyor hocam. Adonis de size fırsat eğitimi olsun. Geçen sene ALES sınavında vardı. Arapların büyük şairlerinden bir tanesi Adonis. Ya bu terimleri şöyle de sporcu gibi düşünelim bunu. Unutmayalım. Ben bazen diyorum bu şairlerin, yazarların isimlerini unutmayalım. Yarın öğretmen olacağız. Bunların imajı da var bir de. Sen diyeceksin ki Adonis Suriye'nin büyük şairi diyeceksin. O memur kılıklı öğretmen arkadaşın diyecek ki ana bu da kimmiş ya falan. Bunda gurur var. İlimde biraz kibir var arkadaşlar. Öyle bizim dinimizde bir tek ilimde kibire cevaz verilmiştir. Kibir demeyelim de şöyle diyelim. İlimde biraz mütevazı olmaya gerek yok. Sizin bu altyapınız olsun. Halid Edip'ti, Adonis'ti, Nazım'dı, Necip Fazıl'dı. Bunların hepsinin bize bir literatürü olsun. Bir de yeri gelmişken burada teslim edelim. Bakın üniversitemiz nereden nereye geldi arkadaşlar. Burada şimdi bir kendimize bir şımartalım biraz. 2 yılda üniversite şahatladım. Geçen bir Samsun'da bir şey yerde konusu açıldı. Hiç göğsümüzü gere gere söyledim. Çok demokratik bir hava. Çok entelektüel, kültürel. İmkanlarımız da iyi. Fazla çarçur etmeden sağa sola. Şimdi devlet işçilerin bir şey de yasaklamış Sayın Dekanım. Onları da kaldırmış. O da güzel oldu. Çiçeği kaldırsın, bize başka kalemden, kitaptan falan para versin. Başka şeylere para versin. Yani üniversitemizin bu vizyonuna katkı yapan bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, rektörümüz, dekanımız hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu öğrencilere de bak, yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Öğrencilerimiz de gerçekten müşfik ve kültür konusunda müthiş açlar. Ben bunu görüyorum. Yani bizim bunların sayısını artırmamız gerektirdiğini düşünüyoruz. Bazen bana soruyorlar, niye siz bu 2-3 yıl atağa kalktınız. Niye böyle bu zamana kadar sizde, Yavuz kardeşim bu değer bizde 10-15 sene önce de vardı. Biraz değer iklim ister. Ben dilekçe verdiğim günler hatırlıyorum. Televizyona çıkacaktım o zaman. Bir Show TV'de bir şeyimiz vardı. Kameraman kardeşimiz bir kültürel bir şey yapılacaktı. Benim dilekçem o zaman reddedildi. Ben saklıyorum dilekçeyi. Televizyona çıkacağım diye dilekçe veriyorum. Bakar mısınız? Sanki Stalin dilekçesi gibi. Adam dilekçeyi alıyor. Bana ne haber veriyor, ne bir şey yapıyor. Yani bu biraz iklim ister. Fazla yorum yapmayayım bu konuda ama bu üniversitenin bu iklimini yakaladık. Dilerim sürer. İnşallah. İnşallah hocam. Evet. Şimdi Murat kardeşimiz hocam şiirini okumak için gazaba uğramış şiirler. Şarkıcı nasıl söyler şarkısını? Dudakları dikilmişken efendim. Bir Arap şairi ölünce bugün kim dua eder ona? El öpmez benim şiirim. Doğrusu sultanlara düşer şiirimin ellerini öpmek. Dostlarım, baş kaldırmıyorsa nedir ki şiir? Azgınları ve azışları delirmiyorsa nedir ki şiir? Zamanda ve mekanda sarsıntı yapmıyorsa nedir ki şiir? Kisra Müşirevan'ın başındaki tacı yere çalmıyorsa nedir ki şiir? Bunun için çekiyorum isyan bayrağını. Şu ana kadar gündüz nedir bilmeyen milyonlar adına. Nedir dalla serçeyi ayıran, günle sarı şebboyu ayıran nedir? Nedir memeleleri ayıran, denizle zindanı ayıran nedir? Nedir mavi ayla karanfil ayıran? Yiğitlik kelimesinin sırrını, giyotinin sırrını ayıran. Bunun için çekiyorum isyan bayrağını. Kediler gibi boğazlanmaya götürülen milyonlar adına. Göz kapakları çıkarılanlar adına. Dişleri sökülenler adına. Sülfürik asitle eriyenler adına. Kurtçuklar gibi mahrum olanlar adına. Sesten, fikirden, dilden çekeceğim isyan bayrağını. Bunun için çekiyorum isyan bayrağını. Küçük perdenin altında öküz gibi oturan halklar adına. Dostluğu büyük kaşıklarla yiyen, içen halklar adına. Develer gibi yük çeken halklar adına.
gün doğusundan gün batısına, yük çeken deve gibi. Sudan ve arpadan başka hakkı yok, hasreti yok emirin karısının. Emirin dişi köpeğinin berberine ait olmaktan başka. Yaşasın bir Demet Yonca, yaşasın tek ilah diye Allah'a yalvaran halklar adına. Ey şiirin dostları, ben ateş ağacıyım, hasretlerin kahiniyim ben. 50 milyon aşığın resmi sözcüsüyüm. Sevgi ve inleyiş ehlinin ellerinde uyur, kah Yasemin ağaçlarına. Ey dostlarım, bıçağın saltanatını hep reddeten bir yarayım ben. Ey mümtaz dostlarım, dudaksızların dudağıyım ben. Gözsüzlerin gözüyüm ben. Okumazlara denizin kitabıyım ben. Hapishane kaşalaklarına gözyaşıyla kazınan yazılarım ben. Bıçağı gibiyim ben sevgilim. Çılgınlıklarla karşılarım çılgınlıkları. Kırarım nesneleri çocukluk içine. Kanımda devrim ve limon kokusu. Hep bildiğiniz gibiyim ben. Hoşlanırım kanun çiğnemekten. Hep bildiğiniz gibiyim ben. Şiirliyim. Yoksa var olmak istemem. Dostlarım, hakiki şiirsizsiniz. Gülmenin de ehemmiyeti yok, surat asmanın da. Sultana öfkelenmenin de. Siz benim sultanlarımsınız. Sizden şeref, kuvvet, kudret istiyorum. Tuzla taş üstünde uyuyan şehirlerde şiirlerim yasak. Şiirlerin yasak çünkü insana sevginin ve medeniyetin kokusunu taşıyor. Şiirlerin reddedildi çünkü her beyti müşri taşıyor. Dostlarım, sizi bekletmekteyim hala. Kıvılcımı tutuşturmak için. Teşekkürler. Evet, bu Arap şairi hakikaten kudretli. Filistinli Mahmut Derviş gibi, Pakistanlı Mahmut Muhammed İkbal gibi, İranlı Ali Şeriatı gibi Nesir'de. Aslında biz biraz da bu kavimlere yabancılaşmışız. Yönümüzü böyle teslimiyet mantığıyla batıya çevirdiğimizden beri bu taraftaki şairleri ve şiirleri ne yaptık? Unuttuk. Yani piyasada şimdi İran antolojisi arasanız, Arap antolojisi arasanız bulmakta zorlanırsınız. Ama şiir güzel bir şiir. Şiirin başlığı zaten gazaba uğramış şiirler başlığı. Batı'da da çok ilgi çekmiş, isyan ahlakı olan bir şairin şiiri. Arkadaşlar, muhalifliğinde bir ahlak olmazsa ortalığı yakar yıkarsınız. Onun adına ne dersiniz bilemem ama bana göre adamlık olmaz. Yani muhalifin de biraz neye olacak? Ahlakı olacak. Sizin gibi düşünmeyenlere, başkalarına, ötekine ne diyor? El öpmez benim şiirim. Değil mi? El öpmez. El öpmez hocam. El öpen şiir var. Onu da kabul etmek lazım. Divan Edebiyatı'nda metiye diye bir türümüz de var. Hatta bizim geleneklerimize yabancı bir şiir değil. Yani metiye diye padişahlara yazılan. Evet. Rahat edin hocam. Bir de onlar da biraz rahat hayat sürmüşler. Mesela Lale Devri'nde Nedim, evet, padişahın dizinin dibinde oturmuş. Aslında şiiri. Patronla şiir, patronla devlet, devletle şair ilişkisi hep tartışılmış daha ama bizim Osmanlı'daki metiyenin mantığıyla bugünkü muhaliflerin yazamadığı şiirlerin mantığı pek aynı değil. O zaman yine iyi kötü padişah destek veriyormuş. Şimdi muhalif olduğu zaman kimse destek vermiyor. Bilmiyorum. Bırak devlet destek vermesini. Halk da seni sokağa değiştiriyor. Sen böyle bir sıkıntı falan yaşadın mı? Kriz dönemlerinde, sıkıntılı dönemlerde. Ben de bunu yaşamış birisiyim. Yavuz kardeşim de biraz bunu hisseder. Sizi gördü mü kuduruk gibi kaçan, kuduz gibi kaçan kendi arkadaşlarınız var. Bırak sizin gibi düşünmeyenleri. Hatta zor zamanlarda sizin gibi düşünmeyen, mesela bir solcu kardeşin size sahip çıkar. O senin sağcı dediğin, abdestli dediğin adam senden kaçar. Hocam burada kıstası vicdan alıyoruz hocam. Ben de vicdan, ortak vicdan, evet. Kronik olandan ziyade ötekiyle beraber olmayı, mağdur olanın, mazlum olanın yanında olmayı. Mesela bugün Suriye halkı mazlum kardeşim. Buna biz 1 milyar dolar harcasak böyle 10 milyon dolar. Batı yardım etmiyormuş. Tamam kardeşim, Batı bize de yardım etmedi Kurtuluş Savaşı'nda. Evet. Biz Kurtuluş Savaşı'nda bugün Suriye'nin durumundaydık işte. Zaten Suriye o zaman elimizden çıktı. Yoksa Ahmet Haşimler, Cemil Meriçler falan Suriye'de olmudur. Yani bizim için orası Bosna, İstanbul, Halep, Antep,
Ankara, Şam, hiç fark yok bizim için. Mezhep büyüklerimiz oradadır, din büyüklerimiz oradadır, Hazreti Yahya oradadır, Hazreti Hüseyin oradadır. Kerbela, ortalık hep Kerbela olmuş. Adam bunu anlatıyor zaten sık sık. Nizar Kabbani bunu anlatır. Biz keşke onu anlatsak. Hocam şurada. Kediler gibi boğazlanmaya götürürler milyonlar adına. Şiir arkadaşlar da 20-30 sene olmuş yazılalım. Daha fazla da var. Bugün Suriyeli kediler hafif. Boğazlıyorlar insanlar bunu Suriyeli. Hocam bence resmen. Bunu o zaman Filistin için söylemiş olabilir. Evet. Hala da güncelliğini koruyan bir şiir diyelim hocam o zaman. Ama bazen Filistin konusu açıldığında da mesela 1934'te Atatürk'ün tamimi vardır. Ferman gibidir böyle. Osmanlıca yazılmıştır. Günümüz dilince de çok hoştur. Benim size mirasımdır. İlgilenin bu davayla diyor. Biz şimdi çevreyi geniş tutup da o insanlarla ilgilendiğimiz zaman ta Özbekistan'dan, Turan'dan tutacağız. Ta Filistin'e kadar bu coğrafyada bu Kızılay'ın yaptığı gibi görüyorsunuz ne kadar güzel bir vitrini vizyonu oldu. 28-68 diyorsun, reklamını da yapalım. 5 lirayı gönderiyorsun. Kızılay senin adına, o Türk kardeşimiz. Ebedevi 2. Ebedevi 2. Bir anneanneye şiir okuyordu. Anneanneye arıyorduk. Anneanneye arıyorduk. Bir de Kızılay'a mesaj atıyoruz. Kızılay bu gece Kırım Tatarları dahil dünyanın bütün coğrafyasındaki, işte bak Togolu kardeşlerimiz var. Abdülçamal burada mı? Yok herhalde. Ben de yoklama yaparım. Olsun. Abdülkemal anlatıyor ülkesinin gelişmişliğini, yaşadığı sıkıntıları, bizim yaşadığımız sıkıntıları. Allah'a şükür bu imkanımız da var. 5 lira